Günaydın kıymetli kardeşler ve kız kardeşler. Size göstermek istiyorum nasıl bu birinci beş adım pratik çalışmasını yapasınız. Beş adım metodunu kullanacağız bu kursta Markos üzerine ve bu adımları kullanarak zannediyorum ki çok yeni şeyler bulacaksınız. Ve daha derinliğine, Markos İncili'nin derinliğine girebileceğiz. Bütün bu metodu kullanmanın sebebi bizi düşündürmek. Acaba Allah ne söylemek istiyor bu Markos İncili aracılığıyla ya da önümüzdeki sözlerin aracılığıyla. Şimdi girelim, bakalım. Beş adım pratik çalışmasına geldik. Ve onun üzerine basıyoruz. Önce okuyoruz bu iki ayeti. Sadece iki ayet seçtim. Düşünüyorum ki bu iki ayet çok önemli. Ve Markos neden bu İncil'i yazdığını bir sebep oluyor. Burada diyor, İsa Celile Gölü'nün kıyısından geçerken göle ağ atmakta olan Simon ile kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. İsa onlara ardından gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Ben düşünüyorum ki bu sözler çok önemli. Markos burada bize bir ipucu, hatırlamıyorum Bulgarcası, bir düşünce veriyor. Neden bu İncil'i yazdı? Olabilir mi ki bizi de insan tutan balıkçılar yapmak istiyor ve bize göstermek istiyor İsa'nın kullandığı yolu bunu yapmak için? Belki de. Neyse, şimdi giriyoruz 5 adım pratik çalışmasını içine. Buraya basarak 5 adım pratik çalışması. Bak, basıyoruz, geliyor. 5 adım var. Gene yazdım o iki ayeti. Onları birkaç kere okuyacaksınız kendi kendinize ve düşüneceksiniz. Ne demek? Birinci sorularımız bunların üzerine oku bölümünün altında oku sözüne basıyoruz. Ve orada görüyoruz üç soru. Bu iki ayette iyi olur kendi kutsal kitabınızı alasınız, açasınız Markos'a ki o ayetler önünüzde olsun. Markos 1 geliyor. Evet. 16 ve 17. Onları açtık. Okuyorsunuz bir daha ve bakıyorsunuz. Anlamadığım, anlamakta zorluk çektiğim sözler var mı? Diyelim ki kıyı, İsa Celile Gölü'nün kıyısından geçerken, kıyı ne demek bilmiyorum. Orada yazıyorsunuz. Nereye yazacağım diyeceksiniz. Yanıtlar kutusuna basacaksınız. Ve oraya yazacaksınız. Ama ikinci soruyu da soralım, onu yapmadan önce. En çok hangi şeyler dikkatimi çekiyor? Yani hepiniz için farklı olabilir. Bu iki ayette bile aynı da olabilir. Fark etmez. Diyebilirsiniz ki İsa onlara ardından gelin dedi. O sana çarpıyor diyelim. O zaman yazacaksınız onu. Ve bunu yapacaksınız yanıtla kutusuna basarak. Orada diyor birkaç şey diyor.
yanıtınız, yani cevabınız, mesaj. Buraya basıyorsunuz ve yazıyorsunuz. Anlamadığım, istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Anlamadığım söz vardı ya da kelime vardı. Kıyı sözü. Bu kadar. Ve sonra dikkatimi çeken bir şey var mıydı? Ha, evet. İsa, ardından gel. Dedi öğrencilerine. Ya da bu iki, kaç öğrenci var burada? Simon ile kardeşi Andreas. Simon. İle Andreas'a. Andreas'a. Tamam. Bu benim dikkatimi çekti çünkü bilmem. Ya siz yazacaksınız. Kendi sözlerinizi, kendi düşüncelerinizi yazacaksınız. Ve bunları yazdıktan sonra aşağıya geleceksiniz ve foruma gönder sözlerini kutusuna basacaksınız. Ve oraya belirecek. Onu yapmayacağım şimdi. Döneceğim derse. Ve 5 adım pratik çalışmasına. Ve diyeceğim, tamam, oku şeyini bitirdim. Şimdi böyle geleceğim. Burada basit bir şey yapmanızı istiyorum. Bu ayetlere uygun bir başlık düşünün. Ne olabilir? Ve aynı şekilde yanıtla kutusuna basarak cevabınızı veriyorsunuz. İşte böylece oku, böl, sor, bağla, yap şeylerini bitiriyorsunuz ve bu ders bitmiş oluyor. Aferin. Yaptınız mı? Rab sizinledir, yardımcınız olacak.